Herkese merhabalar. Python 101 kursumuzun 7. dersiyle karşınızdayız. Hemen ilk olarak derslerimize bir girelim. Python, Python 101 ve buradan <laughs> çok affedersiniz. Acil müdahale adı altındaki ders yedimize bir giriş yapalım. Şimdi bu dersimizde yine bir teknik konumuz ve bir temamız var. Temamız zaten belli oluyor tanıtım resmimizden bir acil müdahale durumu söz konusu ve burada işte afetlerle ilgili bazı çalışmalar yapacağız hemen dünyayı oluşturalım konumuz ise tekrar döngüler konusu fakat bu sefer while döngüsüyle çalışacağız ki biliyorsunuz iki ders öncesinde for döngüsünü işlemiştik. Peki for döngüsü ve while döngüsü neden iki tane döngümüz var? Birbirler arasındaki fark ne? Hangisinin diğerine üstünlüğü var gibi sorular gelebilir aklınıza. Aslında e, while döngüleri genellikle e, sabit bir sayıyla bir döngü oluşturulması değil de belli şartlara göre yani iflerin Forlarla birleştirilmesi gibi algılayabilirsiniz aslında. Yani if dö if şartlarıyla for döngülerini bir araya getirdiğinizde e, while döngüsünü elde edebiliriz diye teorikte böyle bir tanımlama, böyle bir anlatım yapabiliriz. Peki bunu niye e, böyle bir tanımlama yapabiliriz diyoruz? Çünkü for döngülerinde rakamlarla oluşturulan döngü şartını while döngüsünde koşullarla oluşturuyoruz. Şimdi zaten yaptığımızda birazdan <laughs> göreceksiniz. Bakın ilk bölümümüzdeyiz yine ve burada bizi her zaman olduğu gibi CEO'muz karşılıyor ve ilk bölümümüzde CEO ile konuştuğumuz odada genelde e, o bölümün temasıyla ilgili bazı ipuçları veriliyor bizde. Bakın burada yine bir acil müdahale logosuyla e, döşenmiş durumda duvarlarımız hemen CEO'muzla konuşalım bize ne diyor hemen İngilizcemizi bir hatırlayalım diyor ki we are developing yani geliştiriyoruz neyi geliştiriyoruz agent'ı geliştiriyoruz peki ne yapması için geliştiriyoruz to help in emergency situations yani acil durumlarda yardım için agent'ı geliştiriyoruz that peki e, kime acil durumlarda yardım edecek çok tehlikeli durumlarda yani are too dangerous for humans yani çok tehlikeli acil durumlarda insanlara yardım etmesi için agent'ı geliştiriyorlarmış. Şu anda we are still hala test aşamasındalarmış. Bir simülasyon çevresi oluşturmuşlar ve bu afetleri simüle ettikleri bir çevre oluşturmuşlar. Ve bu kod biter bitmez eee agent'ı gerçek dünyada yaşayabilecek ya da çalıştırabilecek hale geleceklermiş. Yani agent'ı hemen <laughs> hizmete sunacaklarmış gerçek dünyada. Tamam deyip devam ediyoruz. Bakın ilk bölümümüz, ilk aktivitemiz yine iki parttan oluşmakta. Genelde birinci partların, birinci daha doğrusu birinci aktivitelerin birinci partları hep İşin en temel kısmını bize sunmak için kullanılır. Ve burada bakın bir start point bir finish point var. Arada redstone bloklarıyla döşenmiş bir düz bir pist var. Çok basit temel bir pist bu. Peki redstone blokları ne? Arkadaşlar redstone blokları genelde e, elektrik devrelerinde elektrik akımları işte gerilim nedir akım nedir tarzı uygulamalarda kullandığımız bloklar. Yani siz bu reston bloklarla bir akım iletimi sağlayabiliyorsunuz, bir lambayı çalıştırabiliyorsunuz, bir motoru, bir pistonu çalıştırabiliyorsunuz Minecraft'ta. Şimdi burada da Part 2'de de bir su durumu söz konusu. Burada seli temsilen bu suyu koymuşlar ve bu seli engellemek için bir duvar örmemiz isteniyor bizden ve bu duvarın yüksekliği de bakın iki birim olacak şekilde düzenlenmiş bir istinat duvarı gibi bir şey yapacağız aslında buraya. Öncelikli olarak gelip e, acil çalışanımızla bir konuşmamız gerekiyor tabii haliyle çünkü diğer türlü biliyorsunuz agentımız gelmiyor. İşte biraz önce size kısaca anlattığım işleri bize e, yaptırmak istiyormuş. Tamam dedik hay hay. Şimdi geldi agentımız. Bizim ilk olarak yapacağımız işlem Agent'ın önünde bir redstone bloğu olduğu müddetçe ileriye doğru hareket etmesini sağlamak. Yani Agent gelecek bakacak önünde redstone bloğu var mı? Var. İleri gidecek. Sonra tekrar bakacak var mı? Var. Bir daha ileri gidecek. Ve bu şekilde önünde bir redstone bloğu olmayıncaya kadar yani şuraya kadar gelecek. Bu blokta tekrar soracak. Önünde bir redstone bloğu var mı? Yok. O zaman döngüden çıkacak. Yani döngümüz bir şarta bağlı olarak, bir koşula bağlı olarak çalışacak. Hemen yine kod penceremi açıyorum. Kod oluşturucumu değer bir ifadeyle açıyorum. Burada bana yine hazır blokların açıklamalarını belirtecek. Şimdi şöyle bir yine ipucu verelim. Eğer o bölüm iki parttan oluşuyorsa bu açıklama satırlarının yan tarafında o satıra hangi partla ilgili komut yazacağımıza dair bilgi veriyor. Bakın part 1 part 1 demiş. Yani 7. ve 2. satırımıza biz part 1'i ilgilendiren komutları yazmamız gerekiyor. Şimdi ne diyor peki 2. satırda while loop, bir tane while loop oluşturacağız ve bir agenta da bir algılama koşulu ile bir while loop oluşturmamız isteniyor. Hemen şuradaki satırı siliyorum ve yazmaya başlıyorum yine while dedim bakın while komutu maviye döndü Minecraft Education'da maviye dönen komutlar o programlama dilinin kendi komut ibareleridir yani onlarla ilgili bir değişken oluşturamıyorsunuz o yüzden zaten maviye dönüyor while yazdık while yazdıktan sonra şimdi komut satırımız o şartımızı yazacağız fakat bu şartı bu sefer if ile Yazmıyoruz çünkü while yazıyoruz. Şimdi şartım biliyorsunuz Python komutundaki komut yapılarını az çok artık öğrendik. Bu çünkü 7 dersteyiz artık. İlk olarak bu komutun kimi ilgilendirdiğini belirtmemiz gerekiyor bizim Python komut yapısında. Bu komut kimi ilgilendiriyor şu anda? Agent'ı ilgilendiriyor. O yüzden agent'ı hemen şuraya... Yazıyoruz. Daha öncesinde agent kullanmadan önceki bölümlerde de player yazıyorduk hatırlarsanız. Burada da artık agent diye belirtiyoruz. Şimdi agent'ı yazdık noktamızı koyduk. Peki agent ne yapacak? Agent bir dedekt işlemi yapacak. Yani bir algılama işlemi yapacak. O yüzden buraya dedektimi girdim. Zaten listede çıkıyor dedekt. Onu enter dediğinizde hemen bir parantez açıyor. Bunu elle de yazabilirdik ama gerek yok çünkü zaten e, Python bize bunu sağlıyor. Agent yazdık, Dedekt yazdık, açtık parantezi. Parantez içerisinde iki tane parametre geliyor. Birinci parametrem şimdi Dedekt yapacağız da neyi Dedekt yapacağız? Blok diyor burada. Hayır, biz blok kullanmıyoruz artık. Ne kullanacağız biz burada? Redstone bloğunu kullanacağız. O yüzden buraya Redstone olarak belirtmemiz gerekiyor. Eğer agent Redstone bloğunu algılarsa ne yapacak? Forward. Yani daha doğrusu redstone bloğun hangi redstone bloğunu algılamaya çalışacak? Önündeki redstone bloğunu algılamaya çalışacak. Şu anda biz artık while döngümüzü oluşturduk ve bunun sonuna da iki nokta üst üstemize hemen bıraktık. Çünkü e, ee, bu while döngüsünü ilgilendiren komutları bir tab içeriye yazacağımız için aynı for'daki gibi buraya iki nokta üst üsteyi bırakıyoruz. Sonra yedinci satıra geldik. Biliyorsunuz part 1'i ilgilendiren yedinci satırdı. Geldik. Burada diyor ki make the agent move forward. Yani agent'ımız önünde bir redstone blue algılarsa <laughs> ne yapacakmış? Bir birim İleriye gidecekmiş. O zaman 7 satırı hemen şöyle işaretleyip siliyorum. Ve agent, agent'ım ne yapacak? Move yani hareket edecek. Peki hangi yöne doğru hareket edecek? Arkadaşlar forward diyeceğiz buna. Peki ne kadar bir birim hareket edecek? Yani şu şekilde bir komut yazıyorum arkadaşlar. Şimdi burada hata verdi. Neden? Agent'ın agent yanında bir hata verdi. Şundan dolayı bu komut arkadaşlar while'a göre çalışacak. Yani buradaki şart doğru olduğu müddetçe agent'ımız ileri gideceği için burayı ne yapmamız lazım? Bir tap içeriye almamız lazım ki buradaki şart yani redstone bloğumuz ileride algılanırsa agent'ın bir ileri gitsin işlemini yapabilmemiz için. Şimdi start'a basıyoruz ve çalıştırıyoruz. Bakın agent algıladı gitti. Evet en son buraya geldi. İleriye baktı. Redstone bloğu yok ve durdu. Zaten biz e, correct diyerek hemen part 2'ye yönlendirdi. Şimdi part 2'de ise arkadaşlar bir istinat duvarı işleyeceğiz buraya ve iki e, blok yükseklikte bir istinat duvarı olacak. Hemen kod penceremi açıyorum. Şimdi bakın part 2 kısımlarını dolduracağım. Yalnız dikkat ederseniz buradaki tüm bloklar bu while çalışacak. O yüzden tamamını birer tab içeriye alarak yazmak zorundayım. Şimdi hemen açıklama satırlarına bakıyorum. Make the agent place yani place komutu biliyorsunuz bir bloğu yerleştirme. Bir malzemeyi yerleştirme komutuydu. Burada diyor bakın a block place yani bir blok yerleştireceğiz ve its right yani agent'ın sağ tarafına bir blok yerleştireceğiz. Hemen geliyorum buraya bunu bir siliyorum şöyle ve yazıyorum agent nokta place arkadaşlar mi yazdım sonrasında açtım parantezimi ya da bakın bunu bana verdi zaten şurada bunu kabul ettim. Bakın ne diyor forward diyor. Yalnız biz forward'a yapmayacağız tabii bunu. Ne taraf yapacaktık? Right'a yapacaktık. Yani sağ tarafına yapacaktık. O yüzden bunun içerisine büyük harflerle right diyorum. Ve tabii ki bu üçüncü komut satırımı bir tap içeri alıyorum ki bu while döngüsü içerisinde çalışsın. Sonra ne diyor? Dördüncü komut satırımda make the agent move up. Yani agent'ı bir birim yukarıya doğru hareket ettir. Diyor. Neden? Çünkü İki birimlik bir yani iki blok yüksekliğinde biliyorsunuz bir duvar örüyorduk. O yüzden agent ne yapsın? Hareket etsin. Ne tarafa hareket etsin? Bakın burada forward default olarak forward geliyor. Ama biz up diyeceğiz. Yani yukarıya hareket ettireceğiz. Peki ne kadar hareket edecek? Bir birim hareket edecek. Bunu da yine bir tap içeriye aldık. Yine 5. komut satırımız Make the agent place a block Yani yine bir blok yerleştirin Nereye? Kendi sağ tarafına Yani agent'ın kendine göre sağ tarafına Yani şunun aynısı olacak Hemen bunu da bir işaretleyelim Şöyle e Agent Ne yapsın? Yerleştirsin Neyi yerleştirsin? Blok yerleştirsin ama ne tarafa? Right yine Yine buraya büyük harflerle right diyorum bunu yine bir tap içeriye alıyorum. Ve sonrasında artık iki birimlik bir duvar inşası yaptığıma göre tekrar zemine dönebilirim. Burada da zaten diyor make the agent move back down. Hemen burayı da şöyle işaretleyip burayı yine agent ne yapsın? Hareket etsin. Nasıl hareket etsin? Aşağıya doğru yani down hareketi yapsın. Peki kaç birim? Buna bu sefer 2 birim diyeceğim. Çünkü yukarıya birim bir birim çıktım. Bir de blok koydum. Bir daha yükselmiş oldum. 2 birim oldu ve iki birim bu sefer aşağıya ineceğim. Bu yüzden 2 birim yazıyorum buraya. Sonrasında bunu bir tapla içeriye alıp kodumu tamamlıyorum. Zaten 8. satır end of while loop yani while loop'un bitiş satırı olduğu için sadece açıklama olarak burası kalacak. Hemen Çalıştırıyorum. Startımla hatamda olmadığı için. Bakın agent başladı duvarı örmeye. Evet. Şu şekilde sona kadar gelecek. Bakın. Ve gold'u gördüğü an önünde redstone olmadığı için. Çünkü şartımız yine aynı part 1 ile olduğu gibi. Redstone olmadığı için şartım sağlanmadığından dolayı ne yapacak? Duvar örme işlemini burada bitirmiş olacak. Evet. Böylece part 1 de Tamamlamış olduk. Şimdi hızlı bir şekilde part 2'ye geçiyoruz ve burası alevler içerisinde. Alevli bir şeyler yapmışlar. Ortaya karışık. Baya kamp ateşleri tarzında bir şey çıkmış burada. Ve biz bunu şimdi kimle? Fireman yani itfaiyeciyle konuşarak söndüreceğiz. Yalnız burada bazı söndürme şartlarımız var. Diyor ki bize bir birimlik yani bir blok yüksekliğinde bir duvar oluşturacağız. Bakın one block hayk diyor. The wall must be one block high. Yani bir blok yüksekliğinde olmak zorunda diyor. Ve bu alanı koruyacak şekilde olacak diyor. Bakın o duvarın bir kısmını şuraya zaten örmüşler. Bizim bu bölümü bitireceğimiz kısım şu gold kısım. Burası ve yine bize bir redstone çizmişler burada. Agent'ımız yine start point'te bekliyor bizi. Ve biz bu start point'ten itibaren agent'ın dize dize çıkmasını sağlayacağız burada o kırmızı blokları. Hemen kod bloğumu açıyorum. Kod oluşturucumu. Bakın yine burada bir açıklama satırları var ve burada enteresan olan şöyle bir durum var. Burada iki tane while bloğu iç içe blok oluşturacağız burada. Daha önce biliyorsunuz iç içe for blokları oluşturmuştuk. Burada da yapacağız. Yalnız birinci loop'umuz redstone algılamasıyla olacak. İkinci loopumuzda da normal blok algılamasıyla detection yapacağız. Hemen şurayı bir ikinci satırımı şöyle işaretleyip yazmaya başlıyorum. While diyorum buraya. While agent algılarsa dedim. Açtım parantezimi. Pardon. Açtım parantezimi. Ne algılatacağım burada? Agent bu sefer redstone yine algılatıyorum. Virgül dedim. Hangi yönde? Forward yönünde. Şöyle forward diye bunu belirtiyorum ve çıkışına bunun iki nokta üst üste koyuyorum. Böylece birinci döngümü oluşturmuş oldum. Şimdi ikinci döngümü bu sefer blok algılamasıyla yapacağım. Yani hem blok algılatıyorum hem redstone algılatıyorum. Birazdan zaten anlatacağım bunu nasıl nasıl çalışacağını. Şimdi while diyorum buraya yine. Enter dedim. Yine Agent diyorum. Buraya. Agent Detect komutunu yine kullanıyorum. Şöyle. Burada zaten bana hemen vermiş. Bakın blok geldi. Biz burada blok algılaması yaptıracaktık. O yüzden dursun burada bloğumuz. Hangi yönde? Forward yönünde. Ve bunun iki, yine iki nokta üst üsteyle burada bakın bitiriyoruz. Tabii ki bu while'ı ne yapıyoruz? Bir tap içeri alıyoruz. Çünkü bu while birinci while'a bağlı olarak çalışacak. Şimdi peki bu iki while'ı niye kullandık? Şundan dolayı agent önce önüne bakacak ve bir redstone var mı diyecek. Varsa bu sefer önünde bir blok var mıyı sorgulayacak. Çünkü bakın burada ve burada seviyenin bir üst seviyesini çıkartan bloklarla karşılaşıyor ve ona göre davranacak. Yani burada hem Redstone algılaması yapıyor ilerlerken hem de önünde bir blok var mı yok mu onu algılatıyoruz. Şimdi devam ediyoruz kod yazmaya. Diyor ki bize eğer ee, Redstone varsa ve blok varsa ne yapacakmış? Agent'ımız bir blok yerleştirecekmiş. Ne tarafına bu sefer? Sol tarafına. Hemen şurayı ben komple işaretliyorum. Yine agent diyorum. Ne yapacak? Yerleştirecek. Peki ne yerleştirecek? Arkadaşlar bunu bir sileyim. Bu daha önceki e, kodlardaki gibi bir uygulama. Biz burada çünkü grass'la falan uğraşmıyoruz. Ne yapacak burada? Arkadaşlar önüne önüne bir tane blok yerleştirmemiz istiyor. Biz isteyeceğiz. O yüzden forward diyeceğiz ve işlemi bitireceğiz. Yani agent'ımız önüne bir tane blok yerleştirip işlemi tamamlayacak. Ve bizim bu şartımız while içerideki while'a göre çalışacağı için bunu iki tap içeriye alacağız. Sonrasında ne diyor? Bir e, up yukarıya yani agent bir birim yukarıya çıkacak. Neden? Çünkü biz burada blok kontrolü yapıyoruz. Blok kontrolü yaptığımız için yukarıya hareket ettirmemiz gerekecek öncelikli olarak. O yüzden şöyle hemen bunu yine işaretliyorum. Yine agent agent nokta move yani agent hareket etsin. Peki nereye hareket etsin? Burada forward geliyor default olarak. Biz bunu up yapacağız şimdi şu şekilde ve bir birim yukarıya hareket etmesini isteyeceğiz. Şimdi bunu da yine blok kontrolüyle çalıştıracağımız için iki tap içeriye aldık. Ve sonrasında ne diyor bize? Yine bir blok sol tarafına e, yerleştirsin diyor. Yine bunu make pardon place komutuyla yapacağız. agent nokta place komutumu aldım. Bakın burada forward çıkarttı. Ben ne yapacağım? Left yapacağım bunu tabii ki. Büyük harflerle left dedim. Yine birinci değil ikinci loop'umun içerisinde olduğum için bunu tapla iki tapla tabi içeriye aldım ve son olarak yani ikinci loop'um için son komutum bir birim ileri gitsin komutu bunu alıyorum yine agent nokta move yani agent hareket etsin peki ne tarafa doğru hareket etsin forward yani ileriye doğru hareket etsin. Bu da yine ikinci döngümde olduğu için bunu iki tab içeriye alarak bu while çalışmasını sağlıyorum. Bakın 8. satırda diyor ki bize loop 2'nin bitişi. Yani biz burada şu iç döngüyü tamamlamış olduk. Şimdi redstone var ama önümde blok yoksa ne yapacağım? Hangi işlemleri yapacağım? Şimdi oraya geliyorum. Diyor ki bana e eğer Agent'ın önünde bir redstone varsa ama blok yoksa o zaman yine sol tarafına bir blok yerleştirsin diyor. Hemen şurayı alıyorum. Agent nokta place komutunu kullanıyorum. Peki nereye yerleştirecek bunu? Tabii ki ileriye yerleştirecek ama bir şey daha yapmamız lazım bu komutla alakalı. Bu komut birinci vayla göre çalışacağı için bunu ne yapıyorum? Bir tap şöyle pardon alamadım onu bir türlü siliyorum. Bir tap içeriye alıyorum arkadaşlar. Evet. Sonrasında yerleştirme işlemini yaptıktan sonra make the agent move forward diyor. Şunu alıyorum şuradan ve agent nokta move diyorum. Yani agent hareket etsin. Ne tarafa doğru hareket etsin? İleriye doğru kaç birim? Bir birim diyorum. Ve bunu da yine bir tap içeri alıyorum. Ve loop birin bitişi diyor bakın 11. satırda. Artık ben kodumu bitirdim fakat hata veriyor bana. Bakalım neremiz, nerede hata var? 7. satırda bir hata gösteriyor bize. E, blocks in call agent move şeklinde bir uyarı var bize. E, agent move tamam forward dedik. Bununla ilgili bir sıkıntı olmaması lazım aslında. Bir saniye bakalım. Sola bir yerleştirdik ve ileri gittik. Tamam. Burada nasıl bir hata olabilir? Forward doğru yazmışız. Missing argument blocks. In call to agent move. Tabii ki buraya kaç birim ileri gideceğimizi yazmamışız haliyle. Buraya bir tane bir parametre girmemiz gerekiyor ki agent'ın ileri gidecek ve kaç birim ileri gidecek onu belirttik. Şimdi çalıştırabiliriz artık. Hatamız da bittiğine göre. Evet, agent şuralara koymadı. Bakın dikkat ettiyseniz devam etti. Bu da bir hata durumu söz konusu. Bakalım o hatayı bir düzeltelim. Tabii önce bir firemen'e girip try again dememiz gerekiyor. Tekrar kod penceremizi açtık. Place forward dedik. Tabi bu place forward olmayacak. Biz ne yapacaktık buraya? Place right dememiz lazım. Yani pardon özür dilerim. Place left dememiz lazım. Buraya bir left dedik. Evet bu da left. Agent place forward olmayacak bu yine. Ne olacak? Burası yine left olacak. Çünkü sol tarafına agent'ımızın eklememiz gerekiyor bloğu. Şimdi çalıştıralım tekrar. Evet agent başladı. Evet yukarı çıktı koya koya gidiyor bloklarımızı. Ve gold'a geldiği an şurada başlanan e, kırmızı o koruma duvarını bir blokluk duvarı tamamlamış olduk. Ve üçüncü bölümümüzün kapısı da böylece açıldı. Üçüncü bölümde bir bina yapacağız. İnsanların korunabilmesi için. Yine bakın bir start point'imiz var. Burada yine redstone bloklarımız var arkadaşlar. Bakın birinci partımızda bir yatağımız var. Buranın etrafını bir duvarla öreceğiz. Şimdi gelelim. Burada bizi kim karşılamış? Onunla bir konuşalım. Evet. Acil durum çalışanı yine. Açıyoruz diyoruz. Diyor ki bize burada bir ee, gönüller için diyor bir bina yapmamız gerekiyor diyor. Bir depremde zarar depremden koruyacak, depremden verecek zararlardan koruyacak bir bina yapmamız gerekiyormuş. Tamam yapalım. Ki bizim ülkemiz için zaten bu son derece geçerli ve güncel bir konu bu. Şimdi hemen kod penceremi bir açıyorum. Burada da iki part olduğu için arkadaşlar bölüm iki parttan oluştuğu için kod penceremizde gelen satırlarda yine iki parttan oluşan bir durum söz konusu ve bayağı uzun bir kod olacak bu sefer bakın görüyorsunuz zaten 16 tane komut açıklaması var. Üstteki kısım part 1 kısmıymış. Alttaki de part 2 kısmıymış. Yani birbirinden bağımsız ama iki tane döngü oluşturacağız. Şimdi birinci döngümüzü şuradan while loop diye yazan ikinci satırdan itibaren başlatıyorum ben. Burada diyor ki bir e, dedek condition yani normal bir e, yine döngü oluşturacağız ve biz yine bu birinci döngümüzde redstone algılaması yaptıracağız agent'ımıza. Hemen yazalım while hemen oluşturalım agent algılasın peki ne algılasın e, bu, e, burada blok geliyor yine hayır biz blok değil redstone algılatacağız. Yine büyük harflerle redstone yazıyoruz. Peki nerede algılayacak? İleri yönde algılayacak bu redstone bloğunu. Bunu hemen şuraya kapatıyorum. Şimdi devam edeceğim. Yalnız burada bakın iki tane parantez var. Bunu ne yapmamız lazım? Bir tane şuradaki parantezi ben siliyorum ki bir yanlış işlem yapmayalım. Evet. Şimdi diyor ki agent sol tarafına bir blok yerleştirsin diyor. Hemen onu da yazalım. Aslında diğer partlarla da diğer aktivitelerle de benzer bir görünüm arz ediyor. Agent nokta place diyorum yine her zaman olduğu gibi. Fakat burada forward geliyor yine. Biz bunu left yapıyoruz. Ve biz agent place komutunu while döngüsüne bağlı olarak çalıştıracağımız için bir tap içeri alıyoruz. Sonrasında Make the agent move forward diyor. Yani agent'ı bir birim ileri götüreceğiz. Yine agent nokta arkadaşlar move yani hareket etsin. Peki hangi yöne hareket etsin? İleri yöne hareket etsin. Kaç birim hareket etsin? Bir birim hareket etsin. Bunu yine tapla içeri alıyorum. Sonrasında bakın bir döngü daha oluşturuyoruz burada. İkinci bir döngümüz daha var. Yalnız burada yine bir redstone algılaması söz konusu. Bu sefer sol tarafında hep önünde bakın şurada önündeki redstone'ları algılıyordu. Bu sefer sol tarafındaki redstone'ları algılaması. Yani eğer sol tarafında bir redstone line'ı yani hatta algılarsa ne yapacak? Burada bir dönmek durumu söz konusu. Çünkü dört duvar yapacağımız için şimdi onu gerçekleştiriyoruz. While diyorum yine. While agent algılarsa Peki ne algılarsa yine blok değil redstone, redstone yazıyorum buraya büyük şekilde pardon olmadı yanlışlık yaptık. Şuraya geldim redstone dedim. Bu sefer tabi ön değil sol olacak. Eğer solunda bir e, redstone line'ı algılarsa left. Tabii bunu yine büyük yazacağız. Peki ne yapacak? E, algılarsa bunu tabi buraya bir bunu iki tap içeriye alacağız. Çünkü bu while pardon bir tap içeriye alacağız. Bu while diğer while ile loop 1'e bağlı olarak çalışacak çünkü. Ne yapacakmış? Make agent turn left. <laughs> yani agent'ımızı ne yapacağız? Sola döndürecekmişiz. Hemen yazalım. Agent nokta move pardon turn özür dilerim dönsün. Peki ne tarafa dönsün? arkadaşlar left yani e, sol tarafa doğru dönsün. Tabi bu agent turn komutunu iki birim taplayacağım. Neden? Çünkü bu ikinci lupa göre çalışacak. Ve sonrasında da agent'ım yine ileri yönde. Bakın make the agent move forward. Bakın şuraya sola döndükten sonra ileri gitsin diyeceğiz. Yani agent hareket etsin. Hangi yöne? ileri yönde ne kadar birim? Bir birim. Evet. Bunu da hemen iki birim içeri alıyorum. Ve böylece loop 2'yi de tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Bakın part 1 ile ilgili tüm kısımları tamamladım artık. Ve ben ne yapabilirim artık? Çalıştırabilirim. Ancak bir hatamız var. Nedir o da? Şuradaki while'ın sonuna iki nokta üst üste koymayı unutmuşuz. Şimdi çalıştıralım bakalım agent'ımız ne yapacak? Bir görelim. Evet, evimizi bakın solda görünce döndü. Şimdi takip edelim agent'ı. Yine sol tarafında bakın line gördü, sola döndü. Ve bu şekilde bu evin dört tarafını tamamlatmış oluyoruz agent'ımıza. Evet, geldi. Evet, gayet güzel ve gold gördüğü zaman zaten Durdu agent'ımız ve böylece ne yapmış olduk arkadaşlar? Evimizi tamamlamış olduk. Şimdi part 2'ye geçtik arkadaşlar. Part 2'de bakalım ne yapacağız? Yine bir evimiz var. Fakat burada evimizin girintileri var. Bakın şöyle odası var yani. Burada bakın görüyorsunuz. Ve bu odanın da bir kapısı var. Şimdi biz e, odalı bir ev yapacağız. Yani sağa dönmeler, sola dönmeler de söz konusu olacak. Burada yani bir şartımız yani bir while döngümüz daha olacak. O da biraz önceki komutta, kodda bakın. Hemen açalım onu. Ee, sola dönmeyi kontrol ediyorduk. Ee, ana döngün içerisinde sol redstone kontrolü yapıyorduk. Şimdi bir de sağ redstone kontrolü de ekleyeceğiz buna. Hemen yapalım. Bakın 9. satırda onu görüyoruz. Üçüncü döngü diye bakın. Hemen bunu işaretledim. Buraya while diyorum. Yine agent algılarsa peki neyi algılarsa arkadaşlar sağ tarafında bir redstone algılarsa diyeceğiz. Redstone virgül buraya right diyoruz artık. Sağda ve solda her iki tarafı da algılattıracağız bu Part 2'de. Bunun sonuna yine unutmadan hemen iki nokta üst koyalım. Bakın burada left demiştik. Artık burada right diyoruz. Komutumuza ve tabi bunu ne yapıyoruz? Bir tap arkadaşlar içeriye almamız söz konusu. Çünkü bu da ana döngü içerisinde. Yani line'ımızda daha doğrusu line derken redstone line'ı algıladığımız müddetçe burası çalışıyor. Bir tek sağda, solda ve ileride. Ana bloğumuzda ilerideyi kontrol ediyoruz. Alt loop'larımızda da sağında ve solunda var mı diye kontrol ediyoruz. Peki sağında varsa ne yapacak? Soluna bir yine e, blok e, koymasını isteyeceğiz. Hemen şurayı işaretliyorum ve e, Agent Burada Part 2'sini mi unutmuşuz onu unutmadan silelim. Place yani yerleştirsin. Peki ne yerleştirecek? Yine bunu şuradan silelim. Şöyle. Agent place dedik. Peki ne yerleştirecek? Daha doğrusu ne tarafına yerleştirecek? Left yani sol tarafına yerleştirecek. Şimdi bunu koyduk. Şöyle. Tabii ki bu agent place left komutunu iki tap içeriye alalım ki sağdaki sorgulamayla birlikte çalışsın. Yine geldim 11. satırda diyor ki ileri hareket etsin. Tamam. Bunu bir silelim. Agent move dedik. Ve ileri hareket etsin. Zaten default olarak geliyor ve bir birim hareket etsin. Bunu da yine tabla iki tapla içeriye aldım. Sonrasında agent place a block its left. Yani yine sol tarafına bir blok yerleştirmesini istiyor. Agent'ın Hemen agent nokta yerleştirsin. Neyi yerleştirsin? Bir blok yerleştirsin. Pardon şurayı bir part 2 de silmemişiz. Sildim. Buraya arkadaşlar yine ne diyeceğim? Left yazacağım. Büyük harflerle. Sol tarafımıza bir blok yerleştirmesini isteyeceğim. Tabii bunu yine iki tane tabla içeriye alacağım. Ve sonrasında agent geri gelsin diyeceğim. Çünkü agent'ı geri döndürmemiz gerekiyor ki o yoldan çıkmayalım. Sağ sol kontrolünde dengeli olalım diye. O yüzden burayı hemen yine agent nokta move diye yazıyorum. Sonrasında buradaki forward'ı ne yapıyorum? Back yapıyorum artık. Büyük harflerle tabii ki. Back yaptım. Şunu iki tap içeriye aldım ve buradaki part 1 yazısı kalmıştı. Onu da bir silelim. Şey pardon part 2 yazısı. Bunu sildim. Sonrasında ne diyor? Make, edge, make the agent turn right. Yani sağa dönsün bu sefer diyor. Çünkü biraz önce bakın sola dönmüştük. Şimdi sağa döndürüyoruz. Dengemiz yine bozulmasın. Yani izi kaybetmeyelim diye. O yüzden agent ne yapsın? Dönsün. Peki ne tarafa dönsün? Agent dönecek ama ne tarafa? Right. Yani sağa dönecek. Right turn diyoruz buna. Evet bu şekilde. Hemen yine şuradaki part 2'yi bir silelim. Şöyle. Evet. Güzel. Bunu bir sildik. Şurayı bir hemen iki adım. Evet. iki tap içeriye aldım. Evet ne yaptık sola sola bir blok koydurduk sonrasında ileri gittik bir birim sonrasında e, yine sola bir blok koyduk sonra agent'ı bir birim geri çektik agent'ı sağa döndürdük sonrasında bu sefer yine agent nokta place dedik agent'ı döndürdükten sonra peki ne yapacağız? soluna bir blok daha koyacağız. left dedik. Şu an evimizin duvarını tamamlıyoruz. Sonra bir daha enter deyip bu sefer agent'ı bir birim yine ileri hareket ettireceğiz. agent move forward 1 deyip kodu tamamlayacağız. Bir kontrol yapalım. Agent'ımız ilk başta önündeki redstone'ları, kontrol redstone bloklarını kontrol ediyor. Eğer önünde blok varsa sol tarafına bir blok yerleştiriyor ve bir adım ileri gidiyor. Bir adım ileri gittiğinde sağında ve solunda kontrollerini yapıyor bu sefer. Eğer solunda varsa bir redstone bloğu sola dönüp ileri hareket ediyor. Eğer sağında bir blok varsa arkadaşlar bu sefer sola dönüyor. Agent'ımız bir birim ileri gidiyor. Sonra soluna bir daha bir blok koyup sonrasında geri gelip sağa dönüp sola bir blok ekleyip ileri gidiyor. Evet sanırım bir sıkıntı yok bloğumuzda. Bir çalıştıralım. Bakalım ne yapacak? Agent'ımızı bir görelim. Şurada bakın başladı çalışmaya agent. Bakın koydu. Sağ tarafında bloğu gördüğü zaman bakın sağ geldi. Bir daha döndü. Geri geldi bakın burada. Ve Yine redstone line'ını takip ediyoruz bakın şu şekilde. Bakın şuradan yukarıdan da görebiliriz. Odayı oluşturuyor şu an. Evet, bakın şurada yine görüyoruz. Evet diziyor. Şöyle bakalım tepeden. Evet evimiz bakın oluşmak üzere. Artık son kapımızla birleştirip duvarımızı Evimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın. zaten yıldızlarda tepemizden yağmaya başladı. Ne yaptık biz burada? Bir ana döngü içerisine iç içe olacak şekilde iki tane döngü oluşturduk. Bir tanesi agent'ın sol tarafını kontrol etmesini sağlayan, diğeri sağ tarafını kontrol etmesini sağlayan iki tane blok oluşturduk ve bu iki blok sayesinde agent'ımız eve bir tane oda ve bir tane de giriş hol yapma imkanı sağladık. Yani böylece ilk par, ilk aktivitede tek bir while döngüsü, ikinci aktivitede iç içe file, e, birer tane while döngüsü, üçüncü aktivitede ise iç içe bir ana döngü iki içeride olacak şekilde iki döngü oluşturduk ve böylece yedinci dersimizi de tamamlamış olduk. Asansörümüz açıldı, artık buradan 7. dersi 7. lesson'ı terk edebiliriz. Yani kısaca biz burada while döngüsünü işlemiş olduk. Böylece Python 101'de iki tane döngü öğrenmiş olduk. Bir tanesi for, diğeri while döngüsü. Ve burada tabi iç içi döngülerinde nasıl çalışacağıyla ilgili de uygulamalar yapmış olduk. 7. dersimiz burada bitti. Bir sonraki 8. derste görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum ve iyi seyirler.